Sevgili Reklampedia izleyicileri, Sinopsis'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Editörümüz Erman Görgü bize bu bölümde Pepe'den bahsedecek. Merakla bekleniyor. Birçok minik izleyicimizin bu filmi merakla beklediğine eminiz. Erman'cığım, sözü çok uzatmak istemiyorum. Bize Pepe'den bahseder misin? Bizi neler bekliyor? Nasıl maceralar yaşayacak Pepe? Ayşe Şule Bilgiç çok enteresan bir projeye imza attı. İlk yerli eğitsel animasyon filmi olarak, dizisi olarak gösterime girdi. Çok da uzun soluklu bir dizi yaptılar ve çok da güzel karşılık buldu Pepe. Çok güzel eğitici mesajlar verildi. Özellikle küçük yaştaki kardeşlerimize, onların eğitimleri sırasında ebeveynlere de bayağı bir eğitim konusunda fikir verdi, ön ayak oldu diyebiliriz. Pepe'nin bir filmi yapılacağı haberleri duyulduğunda heyecanlanmamak mümkün değildi. Çünkü belli bir hazırda kitle var zaten. Yine eğitsellik ön planda olacak. Yani kar elde etmenin dışında öncelikle bir mesaj kaygısı olduğunu zaten görebiliyoruz filmin. Kesinlikle bir gişe kaygısı yok zaten. Film kendisini çok net bir şekilde anlatıyor. Müthiş derecede eğitsel ve görsel bir film olacağı fragmandan da belli oluyor. Bir böyle gökyüzünden kuş bakışı Türkiye semalarında da güzel bir yolculuk olacak. Aileler de keyif alacak. Kardeşlerimiz de keyif alacak. Yani her yönden keyif alınacak bir film bizi bekliyor gibi. Evet. Peki sence daha başka yapımlar da var Türkiye'de üretilen. Çok fazla sayı var. Hatta son yıllarda sayıları oldukça arttı. Peki sence Pepe bu kadar çok yapımın arasında nasıl bu kadar başarılı oldu? Evet, doğru. Bugüne kadar birçok yapım yapıldı. Aslında bahsettim biraz. İlk yerli eğitsel çizgi film dedin, mesaj kaygısı var dedin. Bunun dışında başka bir şeyler de ekleyebilir miyiz? Mesela karakter çok önemli. Uzun soluklu bir iş yapmak isteniyorsa öyle bir karakter yaratılması gerekiyor ki insanlar onu bilirler. Karakterden yola çıkmak, o karakterle özdeşlik kurabilmek eğitselliğin de çok kolay bir şekilde ön plana çıkmasını sağlıyor. Pepe o yüzden biçilmiş kaftan oldu aslında. Çok rahat telaffuz ediliyor ismi de. Karakter olarak hepimizin sempati duyabileceği tipte bir karakter. Çocuklar zaten hemen Pepe'yi benimsediler. Birçok ürünü de çıktı. Pepe'nin vasıtasıyla aslında sektörel anlamda da ciddi bir ilerleme kaydetti Türkiye pazarı bu. Paradigma değişmesine sebep oldu diyebiliriz. Evet aslında çok da yerinde olur gerçekten. Bayağı uzun soluklu bir iş çıkacak gibime geliyor Pepe'den. İnanınca yapınca Türkiye'de de oluyormuş. Oluyor. Evet. Olmaz bir şey. İspat eden yapım örneklerinden bir tanesi sanırım. Peki Erman'cığım, ben Pepe'nin Anadolu'da dolaşması fikrini çok sevdim. Sen ne dersin? Kesinlikle. Yani Türkiye coğrafyası gerçekten, hani her ili ayrı güzel bir coğrafya. Çocuklara bunun bu şekilde görsellikle verilebiliyor olması, biz büyükler tamam belgeselleri izlemeye alışkınız ama küçük yaştaki kardeşlerimize belgesel izletmek çok fazla belki sıkıcı olabiliyordur. Onlara daha eğlenceli şeylerle bunun gösterilmesi gerekiyor. Pepe bu konuyu işliyor olması dolayısıyla aslında çok güzel bir anlatımda bulundu. İşte bir sıcak hava balonuyla Nemrut da gezecek. Göbekli Tepe'ye de gidecek. Çok önemli. Kesinlikle. Son dönemlerde Göbekli Tepe yapılan araştırmalar sonucu çok büyük bir tarihsel atılımı aslında gerçekleştirecek. Bugüne kadar açıklanmamış, su yüzüne çıkmamış bir sürü tarihsel gerçeği piramitlerin önüne geçebilir. Geçebilir tabii ki. Yani müthiş bir medeniyet orada yatıyor. Tabii ki Nevşehir, Kapadokya'ya da gidecekler. Evet. Göreceğiz daha nereler var. Türkiye'nin bütün o doğal güzelliklerini bize sunacak gibi geliyor. Peki sence Pepe'nin devamı çekilir mi? Kesinlikle çekilecek gibi duruyor. Yani özellikle her sömestrda, yarı yıl tatilinde bir Pepe filmi gelecekmiş gibi ben hissediyorum kişisel olarak. Büyük ihtimalle yapacaklardı. Çünkü evet, parasal kaygının, gişe kaygısının olmadığı, sadece mesaj kaygısının olduğu bir iş, devamlılığı daha kolay sağlanan bir iştir. Malzeme bol.
Aynen. Kesinlikle aynen. Olacaktır. Aynen. Seveni de çok. Evet. Aynı şekilde. Nesiller yetiştirebilir. Nesiller yani. Yetiştirebilir. Kesinlikle. Evet, o anlamda. Erman'cığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğim başım. Değerli bilgiler için. Efendim, Reklampedia'da bir sinopsisin daha sonuna geldik. Lütfen internet sitemize bakmayı unutmayınız. worldwideweb.reklampedia.com. Aynı şekilde YouTube kanalımız Reklampedia'ya da göz atabilirsiniz. Bunun haricinde sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Bu arada videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna kliklemeyi unutmayınız. Bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.